Dostlar günaydın. Sizi yeniden görmek çok güzel. Yeni video çekmek için yola çıktım şu an. Instagram sayfamızda da yaptığımız ankete göre kral mezarlarına gideceğimi söylemiştim. Gerçekten çok büyük bir ilgi oldu. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Bir takipçimiz bize özel olarak mesaj attı. Eğer dedi patika yoldan Kaunos Hunting kentinde patika yoldan çıkıp kaleyi de çekerseniz çok mutlu oluruz dedi. Gerçekten hoşuma gitti. Umarım orayı bulurum ki bulmak için emin olun uğraşacağım. Yani takipçilerimizden böyle bir şey gelmesi beni gerçekten mutlu ediyor. Güzel bir video olsun. Hadi başlayalım o zaman. Kral mezarları için yola çıkmışken kesme taşlardan örülü yapıların göze çarptığı Kaunos antik kentinden bahsetmemek tabii ki de olmaz. Antik çağda ticari açıdan önemli bir liman kenti olan UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kaunos antik kenti, kaya mezarları, 5000 kişilik tiyatro, hamam, agora ve kutsal tapınağı ile adeta tarihte yolculuk yaptırıyor. Antik kent aynı zamanda Likya Karya döneminde tuz üretim ve ticareti yapılan liman kenti olma özelliği de taşıyordu. Miletos'un iki çocuklarından Kaunos tarafından kurulan Kaunos kenti, antik çağda deniz kıyısında liman kentiyken günümüzde kıyıdan bir hal içeridedir. Arkaik, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans döneminde yerleşim bulunan kent daha sonra terk edilmiştir. Kaunos, zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini de kaybetmiştir. Perslerin Anadolu'yu bütünüyle ele geçirmesi üzerine kent Perslerin yönetimine girdi. Ardından sırasıyla Rodos Krallığı, Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu egemenlikleri altına kaldı. Günümüzde kentte Roma İmparatorluğundan kalma kalıntılar da bulunmaktadır. Arkadaşlar şu an Kaunos antik kentine geldim. Şöyle size de göstereyim. Biraz manzara çok güzel. Burası ne acaba? Şurada yazıyor. Teras tapınağı. Burası tapınakmış. Burayı restore etmişler. Çeşme binası. Burası çeşme binasıymış. Büyük ihtimalle kentin su kaynağı burasıydı. Yalnız kimse yok. Çok sakin. Bu çok hoşuma gitti yani. Çok rahat rahat gezebiliyorum. Senede ortalama 40.000 turist ziyaret ediyormuş burayı. Wow. İnsan gerçekten duygulanıyor ya. Yani bundan binlerce yıl önce resmen burada hayat vardı. Yaklaşık 200.000 kişi yaşıyormuş bu köyde, antik kentte daha doğrusu. 200.000 kişinin yaşadığı koca bir şehir. Şu an bu halde işte. Kaunoslular kendilerini Girit'ten geldiklerini söyleseler de kentin kurucuları yerli Anadolu insanıdır. Dilleri, adet ve göreneklerinin yanında kendilerine özgü tanrıları ile komşularından ayrılmakta, Anadolu'nun bir başka yerli halkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaunoslu kuranların yerli Anadolu insan olduğu arkeolojik buluntularla belgelenmiştir. 1940'lı yılların sonlarına kadar Dalyan ve çevresinin sıtma tehlikesi altında bir bölge olduğu bilinmektedir. Bu yıllarda yapılan sivrisinek mücadelesiyle burada sivrisineklerin değil ise bile sıtma hastalığının kökü kazınmıştır. Bu demektir ki Kaunos bütün tarihi boyunca sıtma hastalığının ıstırabını çekmiştir. Kabullenmeseler de Kaunosların kendilerini hastalıklı tehdit edecek kadar yeşil benizli olmalarının nedeni bu sıtma hastalığı olmalıdır. Şu aşağısı limanmış tabi zamanında. Şurası kilise. Roma döneminde de burada bir yaşam sürdürülmüş. Büyük ihtimalle bunu Romalılar da yapmış olabilir. Şu dağın tepesinde kale var. Oraya çıkmak istiyorum. Evet işte limanın olduğu yer. Şu aşağı taraflar. Tabi zamanla alüvyonların sürüklenmesiyle gelgit olayları sonrasında aşırı değişikliğe uğradığı söyleniyor. Zaten ondan sonra burası önemini yitirmiş zaten. Burası antik kentin tiyatro bölümü. Yani zamanında burası yaklaşık 5000 kişilikmiş. Yukarılara doğru çıkalım. Burası da çıkış tarafı. Yani büyük ihtimal türbündeki izleyicilerin çıktığı alan. Tepedeki kaleye doğru çıkmaya çalışıyorum. Şu ileride görmüşsünüzdür. Ama sanırım yol yok. Veya ben yanlış taptım. Dağdan çıkıyorum. Şimdi kalenin dış duvarlarına geldim. Daha asıl yere, zirveye ulaşamadım. Burada böyle bir şey var. Kalelerin bağlantı noktası olabilir. Aslında gözlem kulesi falan da olabilir. Size şu an kalenin en güzel manzarasının olduğu yere götürüyorum. Burası Dalyan kanalı. Köyceğiz Gölü ile denizi bağlayan nokta. Zaten şu ileriyi görürsünüz. Orası deniz. Hatta şurada şöyle bir şey daha gördüm. Burada da kalenin bir dış duvar parçası var. Şu karşıda parmağımın tam ucunda kral mezarları var. Birazdan o tarafa da gideceğim. Kaunos Antik Kenti'nin yerleşim yeri şu aşağı taraflar. İşte şurası Dalyan Gölü denen yer. Orası zamanında işte liman kentiymiş burası. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Rivayete göre bir krallığın ismini bulup yazacağım alta. Krallığın ikisi çocuklar varmış. Biri bir kız, biri erkek. Erkek onun ismi Kaunos. Kaunos kız kardeşine aşık oluyor. Tabi bunlar bir rivayet. Bilmiyoruz. Bu tarafa sürülüyor. Sonra Kaunos buraya gelip kentini kendisi kurduğu söyleniyor. Ama gerçekten çok güzel bir tarih bırakmış bize. Bu tarafa yolunuz düşerse gezmenizi tavsiye ederim. Sıcakta biraz bayağı bir yorucu oluyor ama inanın şu kalenin zirvesine çıkınca yorgunum onu. Şimdi iniyorum. İnmek çıkmaktan daha zor. Kaleye çıkmak isteyen arkadaşlar şu antik tiyatronun arkasında şu dağın üstüne doğru giden patik yol var. Zaten belli oluyor, buraya geldiğinizde görürsünüz. Arkadaşlar kral mezarlarının alt tarafları bunlar. Yani aşağılarda da var. Sıra sıra yapmışlar. Şimdi üste doğru çıkmaya çalışacağım. Ama şimdi bunların içine merak ettim. Bunların içine de bakalım beraber. Bu çıkışın bir de geri inişi var. Vay. Çok güzel gerçekten. Tabi buralar aşağılarda olduğu için büyük ihtimalle insanlar buraya çok sık gelip kötü davranmışlar gibi duruyor. Şöyle sıra sıra gidiyor. Bu da aynı büyük ihtimalle, şöyle görebilirsiniz, göstereyim. Bunlar kral mezarların en alt kısmında olanlar. Mikrofon takıldı. Büyük ihtimalle bunlar hani bir kas sistemi tarzı. Biraz daha fakirler veya alt sınıf insanlar veya alt sınıf zenginler diyeyim. Buralarda öldükten sonra buralara gömülüyor olabilir. Daha doğrusu gömme değil de. Evet. Vay, bu oda gibi bir şey daha varmış. Aa. Mağara gibi aynı. Aa, oraya bağlanıyor. Ya bu taşları nasıl oymuşlar gerçekten ya. Şuna bakar mısınız? Bunlar oyma yani, hani 2500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Günümüzde yapalım desek gene günümüzde de yapmak da bir o kadar zor. Çok güzel ya. Düz bir yol buldum. Çekme şansım varken çekeyim. İşte orası. Ama Araya koşamadım. Çok yakın gözüküyordu aşağıdan. Bayağı koştuk, bayağı çok az kaldı. Az önce şuradaki tepenin üstündeydim işte. Hani kaleye çıktığımız yer orasıydı. Şimdi oradan buraya geldik. Şu aşağıda gözetleme kulesi de var. Ama sanırım şu an ziyarete kapalı burası. Belli başlı bazı sebeplerden dolayı kapatmışlar. Zorlu bir ufak bir tırmanışın ardından bayağı bir yaklaştım. Şimdi oraya gitmeye çalışacağım. Hiç kolay değil yani, gözüktüğü gibi değil. Ya gerçekten çok güzel ya. Bir an önce gitmem lazım. Sabırsızlanıyorum orayı görmek için. Arkadaşlar dibine kadar geldim ancak buraya çıkış imkansız duruyor. Yani şuraya çıkabilirdim ama orada bir anlamı yok. Şunlar çok dik yamaç. Hani bir tırmanacak hiçbir yer bulamadım. Ama şu karşı tarafta şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Şu karşı tarafta bir yer var. Sanki orası daha da uygun gibi duruyor. O tarafa gitmeye çalışacağım. Bunlar çok çok zor yani çıkmam. Bakalım oraya doğru devam ediyorum. Öğrendiğim kadarıyla bunlar 2400 yıllık. Buradan sorumlu kişiye sorduğumuzda yani 1-2400 yıla dayanmayabilir. Eski hallerini iyice kaybettiler dedi. Bu kaya mezarları Türkiye'nin çoğu antik kentlerinde var, böyle yamaçlarda. Bunların özelliği Kaunos'a ait olması yani. Bu silüetler sadece Kaunos şehrinin silüetleri. Bu arada Fethiye'de de bir bölgede yine böyle kaya mezarları varmış. Aynı silüette bir tane de orada var. Zaten oradaki ölen kişi de kral yani. Kaunos'ta yaşayan kralmış. Gerçekten çok güzel ya. Şöyle Dalyan'ı görüyor. Dalyan boğazını. Yani eski insanlar öldükten sonra bile manzaralı yerde yapmayı tercih etmişler. Çok ilginç değil mi ya? Burası resmen bir tarihi anlatıyor bize. Şu Dalyan Nehri. Resmen sessiz bir tarih. Mutlaka gelin arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ediyorum yani. Şu Dalyan mezarlığından kaçak şekilde çıkabilirsiniz. Tabii bu güzel bir tavsiye değil ama ben öyle yaptım. Çünkü dediğim gibi şu aşağıda gözetleme yeri var. Oradan gelmeyi düşünmüştüm. Orası kapanmış. Ve uzun zamandır kapalıymış yani. Bu arada arkadaşlar yeniden hatırlatayım. Instagram sayfamda bir anket yapmıştım. Kral mezarlığına gideyim mi diye. Büyük oranda evet çıkmıştı. O yüzden buradayım. Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Oradan güzel paylaşımlar yapıyoruz. Şimdi şu karşı taraftaki yere gitmeye çalışacağım. Kral mezarları M.Ö. 4. yüzyılda yapılmış, daha sonraları ise Roma döneminde de kullanılmıştır. Kral mezarları, krallar kendilerini Tanrı'nın evinde yatıyor düşüncesini hissetmek için yükseklere oyulmuştur. Kaunos kral mezarlarının yapı itibariyle bir başka örneği bulunmamaktadır. Kral mezarları Dalyan kanalının karşısında bulunmaktadır. Suyun akışıyla birlikte dilsiz şekilde bize geçmiş anlatıyor adeta. Aslında düşündüğümüzde 2400 yıldan bu yana geçmişin dilsiz şahitleridir kral mezarları. Evet, yine kral mezarlarına geldim. Şuna bakar mısınız? Şu köşede tam bir oyma var ya, büyük ihtimalle sol tarafa doğru çıkıyor olabilir. Ya gene göstereceğim, şu manzaraya bakın ya. Çok güzel manzara ya. Çok çok güzel. Şimdi öbürlerine doğru gideyim. Gitmek istediğim aslında şu. Ona gitmek istiyorum ama gidilebiliyor mu bilmiyorum. Bunlar da aynısı. Altlı üstlü. Yukarıda da var. Evet, şurada hemen giriş yolu gördüm. Ona girmeye çalışacağım. Taşlar iyice gitmiş artık ya. Şöyle gösterebilirsem içine doğru. Oraya çıkmak istemiyorum. Şöyle bir tarafa gideceğim için. Şimdi şu aşağı doğru ineyim. Bu arada demin büyük ihtimalle foto kapağına falan takıldım. Drone geldi. Yukarıdan bir drone baktılar. Sonra geri gittiler. Yani sonuçta yanlış bir şey yapmadım. Ben buraları Tarihi merak ettim. Onları izliyorum. Evet. Asıl gelmek istediğimiz yere geldik. Evet. Gelmeyi başardım. Gördüğünüz gibi bir şey diyeceğim. Burada da arkada bir oyuk hissettim sanki. Burada böcek falan da olabilir. Ama ön taraftan geçmek istedim. Şöyle bir eviniz olduğunu düşünür müsünüz? Uyanıyorsunuz sabah bu manzara. Sert kayalara büyük küçük de oyulmuş Likya tipi mezarların içinde ölülerin üzerine yatırıldığı 3 taş yatak bulunmaktadır. Cephede 2 iyon sütunu, sütunların üzerinde filiz ve alınlık görülmektedir. Alınlıkların birinde aslan kabartmaları vardır. Kral mezarları gün geçtikçe yıpranmakta, hızla yok olup gitmektedir. 1-2-1400 yıl daha ayakta kalır mı bunu bilemeyiz. Ve olmak istediğimiz yerdeyiz. Her şey güzel de bu tarihi mekanlara, tarihi yapıtlara bunlar yazmak nedir yani? Bunu yazdığınız elinize ne geçti yani? Şunlara bakar mısınız ya? Resmen üzülüyoruz bunları görünce. Bence hiç hoş hareketler değil bunlar arkadaşlar. Aa, şuraya bakın. İçine girebilir miyim acaba? Çok karanlık. Resmen bölme bölme yapmışlar sanki. 3 mezar var ki burada. Burada tek yapıt galiba, tek oda. Ama ben şunu merak ettim. Şu arkadaki bir giriş vardı. Orası nereye çıkıyor acaba? Bayağı bir gidiyordu orası. Şurada da bir yer var. Dikkatli olalım. Arkadan oymalı yapmışlar ya. Büyük ihtimalle şuradan bir giriş var. Oraya gitmek nasıl olur? Şaşırdım. Buradan girip arkadan çıkılıyor. Ve gerçekten çok büyük ya. Çok büyük. İnsan hayret ediyor. Arkadaşlar bu kadar işte göstermek istediklerim. Kral mezarları bunlar. Bazı bölgelerde kaya mezarı diyorlar. Ama bu bölgede kral mezarı diyebilirler. Akşamlar çok güzel oluyor çünkü ışıklanma var. Bayağı bir net oluyor. Hatta fotoğrafını bulursam internetteki illaki vardır. Onu da koyarım. Çok güzel. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bayağı bir yorucu gün oldu benim için. Önce Kaunos Antik Kenti'ne gittim. Oradan bildiğiniz üzere dağa çıktık. Dağa demeyelim, kaleye çıktık. Sonra Kral Mezarı'na doğru geldim. Şu karşı taraftakileri gördüğünüz gibi çok zor girmek. O yüzden bu tarafa geldim ki buna girdiğim için mutluyum. Hatta çok güzel, bir daha göstereyim size ya. Bu tarz şeyler çekmeye devam etmeye çalışacağım. Gücüm yettiğince, imkanım var olduğunca, vaktim olduğunca özellikle. Her şey için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.